Merhaba arkadaşlar, ben Alp Işık. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu Bitcoin bitti mi? Şimdi sizlerin de takip edebileceği üzere medyada genellikle Bitcoin fiyatı ne zaman aşırı derecede düşse, yani 19 bin dolardan şu anda 3 bin dolarlar civarına düşmüştü. Şimdi tekrar 4 bin dolar civarında seyrediyor. Ne zaman Bitcoin fiyatı bu şekilde ciddi düşse genelde medyada Bitcoin öldü, Bitcoin bitti, artık Bitcoin diye bir şey yok tarzında genelde böyle abartı haberler çıktığını siz de fark etmişsinizdir. Ben 2013'ten beri Bitcoin ile ilgileniyorum. Sanırım YouTube'a da 2014'te koymuştum ilk videomu. Yani o kadar fazla bunları gördüm ki ne zaman Bitcoin düşse medyada Bitcoin öldü bitti haberlerini sayamayacağım kadar çok fazla gördüm. Fakat ben bu videomda şundan bahsetmek istiyorum. İlk önce hani videonun başında söyleyeyim, Bitcoin bitmedi, ölmedi. Böyle bir şey yok. Bunun sebeplerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Bitcoin bize ne vaat ediyordu? Artık bu vaat ettiği şeylerin hangisini sunamıyor? Biraz bunlardan bahsederek videoda bunların üzerinde durmak istiyorum. Şimdi en basitinden birincisi, Bitcoin bildiğiniz gibi eşten eşe, arada hiçbir aracı kurum olmaksızın, üçüncü parti bir uygulama olmaksızın sizin para transferi yapabilmenizi sağlıyor. Bitcoin'lerinizi bu şekilde transfer edebiliyorsunuz. Şimdi Bitcoin'in en temel özelliklerinden biri bu, transfer olayı. Burada herhangi bir şekilde bir aksaklık, bir işlemlerde mesela onaylanmama, işlemlerin takılması gibi bir sorun var mı? Hayır, yok. Ya yani sizin de görebileceğiniz gibi 2018 yılında Bitcoin fiyatı çok fazla düşmesine rağmen hani bu Bitcoin transferlerini bu şekilde etkileyen, mesela birisine Bitcoin attığınızda ulaşmama gibi böyle bir ekstrem durum var mı? Ya da mesela birisine Bitcoin attığınızda başka bir, ya doğru yazsanız bile, adresi doğru yazsanız bile bambaşka bir adrese gitmesi, böyle olaylar yaşanmadı. Yani Bitcoin transferinde herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Bu Bitcoin'in zaten en temel belli başlı özelliklerinden biri. İkincisine gelelim, transfer ücreti. Şimdi bildiğiniz gibi Bitcoin'de bazen işte ağa yapılan saldırılardan dolayı, spam saldırılarından dolayı bazen biriken işlemler çok fazla artabiliyor. Ya da çok aktif kullanıldığı zamanlar, mesela fiyatın yükselmeye başladığında insanların genelde çok Bitcoin transferi yaptığı durumlarda bazen sizin de görebileceğiniz gibi transferler biraz birikip yavaşlayabiliyor ve daha yüksek komisyon ödemeniz gerekebiliyor. Ama normal şartlarda hani Bitcoin transfer ücreti gerçekten günümüz bankacılık sistemiyle karşılaştırılamayacak kadar düşük bir durumda. Burada da yine mesela birisine son zamanlarda, özellikle mesela Bitcoin fiyatının bu kadar böyle aşağı çakıldığında, medyada öldü bittiği denilen zamanlarda birisine Bitcoin göndermek istediğinizde çok kolay bir şekilde gönderip çok çok da ucuza gönderebiliyorsunuz. Transfer ücreti sizin hiç aslında orada düşüneceğiniz bir şey olmuyor. Bunu da aslında görebiliriz. Şimdi üçüncü maddemize geçelim. Bitcoin ile ödeme. Şimdi Bitcoin yine böyle öldü bitti diyorlar ama siz mesela Bitcoin ile ödeme kabul eden yerlerin birine gittiğinizde herhangi bir şekilde bunun teknik olarak, teknolojik olarak mümkün olmama gibi bir durumu var mı? Yani Bitcoin kabul eden bir işletmeye gittiniz, orada bir QR kodu var. Adam size şu kadar şu kadar Bitcoin ödemen gerekiyor dediğinde, yani bunun engellenmesini sağlayan, bunu yapamamanızı sağlayan bir şey oluyor mu? Hayır, olmuyor. Bitcoin ile yine ödemenizi yapabiliyorsunuz. Onun dışında mesela bu Bitcoin ATM'ler var. İşte yurt dışında var, ülkemizde var. Bu Bitcoin ATM'lerinde herhangi bir şekilde Bitcoin fiyatından dolayı işlem yapamama gibi bir durum var mı? Hayır, bu da yok. Siz nakit paranızı koyuyorsunuz, telefonunuzun QR kodunu okutarak Bitcoin'inizi alabiliyorsunuz. Ya da tam tersine Bitcoin'inizi verip ATM'den o ülkenin yerel para biriminden istediğiniz bir şekilde, ya da dolara, euroya, neye isterseniz çevirebiliyorsunuz. Yani Bitcoin ATM'lerinde de herhangi bir çalışmakta sıkıntı yok ve hani özellikle dünya çapında Bitcoin ATM'leri çok ciddi sayılara ulaşmış durumda şu anda. Hani oldukça aslında popüler. Onun dışında bir sonraki maddeye geçecek olsak, mesela cüzdan açma. Şu an Bitcoin öldü bitti deniyor ama sizin mesela bitcoin.org'a girerek kendiniz herhangi bir üçüncü parti şeye bağlı olmayan bir Bitcoin borsasına ya da bir özel bir Bitcoin cüzdanına, şirketine bağlı olmayan bir tane cüzdan açmanızda herhangi bir engel var mı? Bunu indiremiyor musunuz? Bunu indirdikten sonra mesela diğer nodlara, diğer eşlere bağlanmada bir sıkıntı var mı? Hayır, burada da yok. Kendiniz istediğiniz gibi cüzdanınızı indirip istediğiniz özgür bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun için yine hiçbir şekilde hani kimse bir yerden bir hesap açmanız falan filan gerekmiyor. Direkt Bitcoin cüzdanınızı kullanıp kendiniz full node olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bugüne kadarki bütün Bitcoin işlemlerini siz de kendi cihazınızda saklayabiliyorsunuz. Bütün transferleri saklayabiliyorsunuz. Onun dışında
Ya yine Bitcoin öldü bitti deniliyor fiyatından dolayı. Fakat Bitcoin ile ilgili açılan yeni startuplar, kurulan yeni startuplar bunlar milyonlarca dolar yatırım alıyor. Çok fazla şekilde 2018'de özellikle yeni startupları gördük. 2017'deki yükselişini de beraberinde getirdi. Çok çok fazla yeni şirketler kuruluyor. Sadece Bitcoin ekosistemini büyütmek adına, buralarda blockchain'le Bitcoin'le bir şeyler yapabilmek adına. Şimdi bir örnek daha vermek gerekirse, yani Bitcoin'in bize vaat ettiği bu istediğiniz zaman istediğiniz yere para gönderebilme olayı. Mesela en basitinden hafta sonu EFT, işte havale EFT saatlerini dışarısında düşünürsek, mesela uluslararası bir şekilde dünyanın öbür ucunda birisine hala anında bir blok, hani onay süresini düşünürsek, çok kısa bir sürede gönderebileceğiniz, aynı zamanda çok çok düşük bir komisyon, yani bankacılık sistemindeki Swift'i düşünürsek onunla karşılaştırılamayacak kadar ucuza uluslararası para transferi yapmanızda şu anda bir engel, şu anda bir zorluk var mı? Hayır, çok rahat bir şekilde atıyorum buradan Türkiye'den Amerika'da yaşayan bir arkadaşınıza hani dakikalar içerisinde hafta sonu olup olmaması umurunuzda bile olmadan para transferi yapabiliyorsunuz. Bu hala Bitcoin'in vaat ettiği düzgün bir şekilde çalışan bir şey. Bir sonraki maddemize geçelim. Bitcoin'de bildiğiniz gibi Bitcoin fiyatı artmaya başladıkça insanlar madencilik için çok daha fazla cihazla yatırım yaptığı için madencilik, Bitcoin üretmenin zorluğu artmıştı. Şimdi ne oldu? Bitcoin fiyatı düşmeye başladı. Burada da bazı madenciler artık maliyeti kurtarmadığı için fiş çekti. Yani cihazlarını kapattı, Bitcoin üretmeyi bıraktı. Bu genelde medyada şöyle anlatıldı. İşte madenciler fişi çekiyor. Bütün madenciler işte artık Bitcoin cihazları böyle hurdaya kaldırdı, kiloyla satılıyor falan filan diye bir sürü haber çıktı. Şimdi ben şundan bahsetmiştim. Zaten kanalımda bir tane daha video var. Bütün Bitcoin madencileri fişi çekse ne olur diye. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir şey, madenciler sistemden çıkınca Bitcoin en başta şu şekilde tasarlanmış. Her blok süresi, her bloğun bulunma süresi teorik olarak 10 dakika olacak şekilde zorluk seviyesi tekrar ayarlanıyor. Mesela şunu şöyle anlatalım. Her bir blok bulunma süresi 10 dakika. Fakat diyelim sisteme çok fazla madenci katıldı. Artık mesela 9 dakikada bulunabiliyor bloklar. Ortalama 9 dakikaya düştü. Sistem hemen şöyle yapıyor. Ya diyor bu insanlar diyor çok kolay, hani 9 dakikaya düştü bulunma süresi. Biraz daha kolay buluyorlar. Her 14 günde bir, işte 2016 blok civarında bir, bunu gitti mesela %10 zorlaştırdı problemi. Ne oldu? Tekrar teorik olarak 10 dakikaya çıktı bulunma süresi. Yani bakın buradaki işleyişte bu zorluk derecesinin arttırılması, azaltılması, bunu tamamen sistem otomatik bir şekilde yapıyor. Bunda da bir sorun yaşanmadı. Nereden biliyoruz? Çünkü mesela şu anda fiyat düştüğü için, madencilerin bazıları çıktığı için de Bitcoin zorluk seviyesi 3 kere arka arkaya düştü. Yaklaşık bir %15, %7, %9 civarı tekrar arka arkaya 3 kere negatif olarak değişti. Bu mesela, ya ben 2013'ten beri Bitcoin ile ilgileniyorum. Ben hatırlamıyorum böyle bir şey olduğunu. Negatif bir kere, iki kere mesela arka arkaya olmuştu ama 3 kere arka arkaya, özellikle %10 üzerinde düşüş, ben hani hiç hatırlamıyorum. Mesela bu da çok düzgün bir şekilde çalıştı. Aslında sağlıklı bir şekilde çalıştı. İnsanlar şey diye gördü işte, negatif olarak düştü madencilik, işte zorluk seviyesi düşüyor düşüyor. O başka videoda anlatmıştım zaten, hani herkes çıksa ne olacak? Zorluk ne kadar düşüp insanları tekrar teşvik etme olayını diğer videomda anlatmıştım. Yani bu sistem de çok düzgün bir şekilde çalıştı. Bitcoin öldü bitti olsa, bu madenciler sistemden çıkmaya başladıkça bizim mesela şey sıkıntımız yaşanacaktı. %35 civarı mesela orada bir işlem gücü çıktı Bitcoin en yüksek seviyesinden. %35, madencilerin %35'i bıraktı. Bizim mesela şöyle bir sıkıntı yaşamamız gerekiyordu. Transferlerin onaylanmaması, transferlerin çok uzun süre beklenmesi gibi bir sıkıntı yaşayan oldu mu? Hayır, olmadı. Niye olmadı? Çünkü sistem tekrar 10 dakikada bir blok bulunacak şekilde bu zorluk seviyesini güncelledi. Onun dışında her 4 senede bir mesela şey var, blok ödülünün yarılanması var. Yani madenciler 10 dakikada bir blok bulduğunda hem o bloğun içindeki Bitcoin transferlerini onaylıyor, hem de o bloktan mesela ilk başta 50 Bitcoin çıkıyordu. 4 sene sonra bu 25'e düştü. 4 sene sonra 12'ye düştü. 12,5'a düştü. Şimdi mesela 6,25'e düşecek. Ne zaman düşecek? 2020'nin Mart'ında. Şimdi bu videoyu 2018'in sonlarında çekiyorum. 2019'a giriyoruz. 2020'nin Mart'ında da mesela bu şekilde blok ödülü tekrar yarılanacak ve Bitcoin'de hani tekrar bir 4 senelik döngü bu şekilde madencilik ödülünde özellikle blok ödülüyle birlikte tamamlanmış olacak. Yani Bitcoin öldü bitti dediklerden sonra sırf şu yarılanma olayı bile 2 kere oldu yani. 4 4 orada 8 sene oldu. Yani
Yaklaşık 10 senelik bir teknoloji artık hayatımıza girmiş bulunuyor. Sizin de çevrenizde gördüğünüz gibi ilk başta yani birkaç sene önce kimse doğru düzgün bu konu hakkında konuşmazken özellikle 2017'de fiyatın artmasıyla birlikte hani en azından herkesin biraz bu konu hakkında bir şeyler öğrenip birazcık böyle blockchain nedir, Bitcoin nedir araştırmaya başladığını görüyorsunuz. Elbette yani tık değeri olan haberler elbette Bitcoin bitti, kullanılmıyor, öldü şeklinde. En basitinden şöyle söyleyeyim. Mesela bir tane Bitcoin borsasının sahibi işte mesela borsalar genelde ne olabiliyor? Hacklenebiliyor, kaçabiliyor. Adamın mesela başına bir şey geldiğinde bunu medya tabii ki de Bitcoin'in CEO'suna şöyle oldu, böyle oldu diye. Bitcoin'in hani sanki bir CEO'su sahibi varmış gibi yapıyorlar. Bunlar elbette medyada bu şekilde tık almak için hani rating değeri taşıyan haberler elbette bu şekilde olabilir. Ama işin aslında bakın Bitcoin transferleri olsun, transfer ücreti olsun, Bitcoin'le ödeme yapma, cüzdan açma, yeni oluşan startuplar, yurt dışına para gönderme, alma, mining zorluk seviyesinin düzgün bir şekilde kolaylaşıp zorlaşması. Yani bakın bu söylediğim zaten Bitcoin'in vaat ettiği özellikler. Bitcoin kimseye yani vaat olarak zengin etmek gibi bir vaadi yok. Hatta şöyle söyleyeyim, madencilik siz zengin olun, para kazanın diye yapılmış bir şey değil. Bitcoin madenciliği transfer işlemlerinin onaylanması ve yeni Bitcoin'lerin sirkülasyona katılması için oluşturulmuş bir şey. Elbette ki bunun bir ödülü olacak ki bunu yapan insanlar olabilsin diye. Yani siz yine de öyle zengin olun, çok para kazanın diye yapılmış çıkmış bir şey değil. Bunu da çok düzgün bir şekilde özellikle fiyat düştüğü madenciler çıktığı halde hani Bitcoin işlemlerinde bir sorun yaşamamızda bunu birazcık kanıtlar nitelikte. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonra en azından böyle haberler gördüğünüzde, Bitcoin bitti öldü dediği haberler gördüğünüzde bu saydıklarımdan hangisinde teknolojik olarak bir sorun yaşanmış? Ha bak en azından sistem durmuş, transferler onaylanmıyor, Bitcoin gönderdim gitmiyor tarzında bir şey olursa bunun dikkate değebilecek bir şey olduğu konusunda artık siz de umarım bu şekilde düşünürsünüz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.